Sayın seyirciler merhabalar, iyi akşamlar. Düzleme hoş geldiniz. Yeni bir düzleme akşamında sizlerle birlikteyiz bugün. Bugün programımızı sağlık alanına ayıracağız, sağlık konuşacağız bu akşam. Ve özellikle dizlerdeki rahatsızlıkları, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. İki değerli konuğumuz var bu akşam stüdyomuzda. Operatör doktor Sedat Seven bizimle birlikte olacak. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi e, ve uzman doktor e, Meryem Demir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. E, Meryem Hanım da bize e, kendi alanı ile ilgili yine e, bilgileri verecek. Sayın Seven hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz ayağınıza sağlık. Sayın Demir siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sağ olun. E, teşekkür ediyoruz size de ayağınıza sağlık. Şimdi e, diz rahatsızlıkları e, çok fazla e, son yıllarda son dönemde e, fazlasıyla hissetmeye yaşamaya başladığımız e, rahatsızlıklardan belki yaşam kalitemizden yaşam standartlarımızdan kaynaklanıyor ya da e, refah seviyemiz arttığı için bunları daha çok önemsemeye başladık Belki önceden de vardı. E, sağlığa ulaşma, e, tedaviye ulaşma imkanlarımız daha da artınca belki daha fazla fark etmeye başladık ama bir realite diz ağrısı e, çok fazla görülen e, hastalıklardan, rahatsızlıklardan birisi. E, Sedat Seven hocam sizinle başlayalım isterseniz. Bir tanım yapalım her zaman yaptığımız gibi programa girerken. E, diz ağrısı nedir? Sebepleri nelerdir diye başlasak neler söylersiniz? Diz ağrısı tabii bizim polikliniklerde, hastalarda, bizim ortopedi polikliniğinde en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Siz de dediniz ki acaba sebepleri nelerdir diye. Hı hı. Ben kısaca bir diz ekleminin neyi oluşturduğunu, anatomisini bir tanımlayayım. İzleyiciler daha kolay gözünde canlansın. Menisküs nedir, kıkırdak nedir? Evet. Şimdi kamera bu tarafa doğru bir yönlenirse küçük bir de maketimiz var. Onun üzerinden ben canlandırmaya çalışayım. Evet. Şu an görüyor zaten e, ekranda vatandaşlarımız. Diz eklemini oluşturan femur dediğimiz uyluk kemiği, alttan da gelen kaval kemiği dediğimiz tibia kemiğin ikisinin arasında oluşan bir eklem. Evet. Bu iki kemiğin arasında bizim menisküs dediğimiz iki tane lastik kıvamında böyle kıkırdak var. Şu açıdan daha iyi gibi evet. Evet. Bu kıkırdaklar da diz ekleminin uyumlu çalışmasını, kemiklerin birbirine sürtmemesini sağlıyor. Kırmızı bu... gibi görünen Aynen olan. şunlar. Evet. Ayrıca bu kemiklerin üzerinde de bizim kıkırdak adını verdiğimiz yaklaşık 5 mm kalınlığında sert bir doku var. Evet. Bu da ekleme kayganlık sağlıyor. Hı hı. Düzgün çalışmasını sağlıyor. Diz eklemi insan vücudunun en büyük eklemidir yüzey alanı olarak. Evet. Aynı zamanda da en korunaksız eklemidir. Diğer eklemlerimiz daha korunaklı olmasına rağmen dizlerin hemen ayak bileklerinin yukarısında yer alması yaralanmaya daha açık bir hale getirmektedir. Hı hı. Bu diz ekleminin etrafındaki bağlar, arasındaki menisküsler, aynı zamanda önünden ve arkasından geçen kaslar <laughs> diz ekleminin uyumlu menteşe gibi çalışmasını sağlar. Evet. Neden çok yaralanıyor? Neden çok diz ağrısıyla hastalarımız bize geliyor? Eklemin büyük olması, Direkt olarak böyle bir yuva eklem şeklinde değil de açık eklem olması onu yaralanmaya daha açık hale getiriyor. Hı hı. Bir de günümüzde şimdi yaş gruplarına göre de değişiyor. Artık sportif bir hayat tarzı daha fazla artmaya başladı. Gençler zaten spor yapıyordu. Hı hı. Orta ve üzeri yaş grubu da artık spor salonlarına daha çok devam etmeye başlıyor. Motor, siklet kullanımı, <laughs> trafiğin yoğunlaşması, trafik kazalarının artışını getiriyor. Maalesef evet. Bunun dışında da ayrıca biraz da obesteye doğru bir gidiş var. Fazla kilolar hı hı. diz eklemini direkt etkileyen ağrı ağrı sebeplerinden sayılabilir. Şimdi bu diz ağrılarını yaşa göre genelde sınıflamak lazım. Hı hı. Çocuk yaşlarda ne için geliyorlar? Genelde büyüme ağrısı, kemik kisleri, hı hı. orta ve genç yaş grubunda sportif yaralanmalar, menisküs yırtıkları, bağ yırtıkları, daha ileri yaşlarda ise kıkırdak problemleri, diz kireçlenmesi dediğimiz artroz nedeniyle hastalar bize başvuruyor. Merem Hocam siz ne dersiniz? Evet. Konuda. Doğru evet. söylüyorsunuz. Şöyle evet. bir soru sorayım evet. hocam ben isterseniz. Hani bu birçok sebebi var diz ağrılarının. Bunu sıralama yapacak olsak en çok neden gerçekleşiyor dediğimiz zaman hangisini daha ön plana çıkartırsınız mesela? Yerel standartları bayağı bir etken herhalde burada. Tabii ki şimdi köyde o inşaatta çalışan bir işçi düşünün, köyde hmm. çalışan birisini tarım işçisini düşünün, bir de masa başında oturan bir kişiyi düşünün. Çalışma şartları mutlaka etkili. Yaş grubu olarak da bizim en çok diz problemi olan hasta orta ve ileri yaş grubu oluyor. İleri yaşlarda da daha çok diz kireçlenmesi ve artroz nedeniyle hastalar bize başvuruyorlar. Evet. Bunun dışında bazen romatizmal hastalıklarda diz eklemi evet. etkileniyor. Başka hastalıklar da tetikler mi diye soracaktım Tetikleye zaten. Tetikleyebilir. Evet. Tetik, örneğin gut hastalığı tetikler. Evet. Örneğin romatoid artrit tetikler. FMF tetikliyor herhalde. Evet, evet. FMF de tetikler ama daha nadir olarak Hı -hı. böyle asıl bizim iltihaplı romatizma dediğimiz Hı -hı. romatoid artrit dizleri ciddi anlamda hasarlandıran Hastayı çoğunlukla ameliyata kadar götüren bir hastalık mesela. Evet. Peki hocam sizinle devam edelim Meryem Hocam. Ne zaman şüphelenmemiz gerekiyor kendimizden, dizlerimizden ve ne zaman doktora başvurmamız gerekiyor? Yani her diz ağrısı doktorluk bir ağrı mıdır? Şimdi şöyle doktor bey de bahsetti zaten genel olarak diz ağrısını meydana getiren sebepleri kapaca toparladık. Diz ağrıları genelde mesela günlük yaşamda hafif bir zorlanmayla da kaslarımızda kas spazmıyla oluşabilir. Çünkü çok sedanter bir yaşam sürüyoruz. Evet, spor yapmaya çalışanlar oluyor ama genel kıvaca bahsediyorum daha sedanteriz eskiye göre diye düşünüyorum. Büyük bir kesim için aynı şeyi düşünüyorum. Böyle bir durumda 2-3 günlük bir ağrı bizim için normal kabul edilebilir. Ama tabii ağrının nasıl meydana geldiği de önemli. Ani şiddetli başlayan bir ağrı, hmm. diz ekleminde bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı ya da diz eklemiyle birlikte diğer eklemlerimizde de meydana gelen bir ağrı, şişlik hmm. ee, bunlar önemli. Zaten geçmeyen, geçmeyen bir hmm. ağrı. Özellikle de iki haftayı geçmişse zaten üç haftadan sonra ağrılarımız genelde kronikleşmeye başlar. Hmm. Ama bir hafta on gün özellikle iki hafta diyelim iki hafta sonra geçmiyor hastayı hala rahatsız ediyor veya artmaya devam ediyorsa ciddi anlamda bir problem olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bu bahsettiğim tabii daha hafif başlayan ağrılardan bahsediyorum akut başlayan ağrılar için. Hemen bir e, doktora gitmekte fayda var tabii. O üç hafta sonra kronikleşiyor diyorsunuz. Yani, yani... artık yavaş yavaş yani kesin e, kronikleşiyor demesek de altı ayı buluyor, üç ayı geçiyor bazen ama Hı -hı. geçmeyen bir ağrı dizde önemli. Hele iki haftayı geçmiş, üç haftaya varmış bir ağrı bir alarmdır bence. Teşhis konulup tedavisine başlanmazsa mı kronikleşiyor? E tabii şöyle Yani düşünelim. erken de erken e... Hekime başvurmak Tabii, önemli mi? Şöyle düşünelim. Mesela romatizmal hastalıklarda 2-3 haftadır çok belirgin kızarıklığı, şişliği olmasa da hafif ince ince bir ağrınız var. Çünkü orada doku da eklem içerisinde hmm. kıkırdakta bir enflamasyon oluşuyor. Kıkırdak yapıyı bozuyor. Beslenmesini bozuyor. Bunun uzun süreli devam etmesi demek oradaki kıkırdağın harap olması demek. Kıkırdak harap olduktan sonra da e, tedaviye yanıtın biraz daha gecikmesi demek. Hmm. Ben romatizmal hastalıklar açısından baktım şimdi. Evet. Biraz e, çeşitlerinden bahsettik, hani e, oluşma nedenlerinden bahsettik e, hocam. E, çeşitleri de var. Yani biraz giriş yaptığımız aslında ama işte kireçlenme menisüs e, gibi bunları biraz açacak olursak nedir diyecek olursak bunlar. Neler söylersiniz? Yani menisküs nedir? E, diz kireçlemesi nedir? Ve hangi durumlarda oluşur? Menisküs eskiden sadece futbolcularda oluşan bir hastalık olarak bilinirdi. Yani genel Öyle bilindik, tabiriyle. Evet. Menisküs aslında az önce gösterdiğim gibi dizin arasında her insanda olan anatomik doğal kıkırdak bir yapı. Evet. Menisküs hastalığı derken çoğunlukla menisküs yırtıklarını biz kastediyoruz burada. Menisküsler diz ekleminin uyumlu çalışmasını sağladığı gibi yırtıldığı zaman da o uyum bozacağı için dizin menteşe fonksiyonunu etkiliyor. Dolayısıyla ağrı, şişme, fonksiyon kaybı bu tip şeylere yol açıyor. Hastaların bize gelir sebebi genelde menisküs yırtığı sebebiyle oluyor. Menisküs yırtığı darbeye bağlı olarak mı? Her zaman çıkıyor. değil. Gençlerde hmm. genellikle bir travma gerektirir. Hmm. Örneğin spor yaparken düşmek, kaza geçirmek, trafik kazası geçirmek. Kayak gibi bu tip sporlarda. Zorlama gibi. Aynen futbol, hmm. basketbol hmm. bu tip böyle zorlayıcı sporlarda olur. Ama orta yaş grubundan ileri yaş grubuna geçerken menisküslerin esnekliği de kaybolduğu için her zaman travma gerekmiyor. Hmm. Örneğin sürekli çömelerek çalışmak. Daha müsait hale geliyorsunuz. bu. Daha müsait daha hale halsızla. geliyorsunuz. Evet. Yani daha kilolu olmak mesela. Evet. Menisküs esnekliği gittiği zaman... Daha kırılgan, daha frajil oluyor. Hı hı. Dolayısıyla herhangi bir travma olmadan da yırtılabilir. Evet. Kireçlenme dedik hocam. Mesela sebe ağrı çeşitlerinden bir tanesi. Kireçleme de herhalde biraz e, yaşla ilgili bir şey mi? Kireçlenme aslında bizim kolayımıza giden bir tabir. Yani hekim olarak hep kireçlenme. Ki kireçlenmenin asıl gerçek anlamı eklemin aşınması. Evet. Az önce gösterdiğim gibi kemiklerin üzerinde bulunan o kıkırdaklar zaman içerisinde inceliyor. İnceldiği zaman da aşınıyor. Dolayısıyla eklemin o parlaklığı, o düzgün çalışma fonksiyonunu yitirdiği için eklem içerisinde bir aşınma meydana getiriyor. O kireçlenmeli hemen hemen eş anlamlı olarak kullanılır. Bu kıkırdaktaki aşınma dereceleri de hastanın ağrısını etkiliyor tabii. İlk başlarda daha, daha hafif ağrı yaparken İleri evre kireçlenmelerinde dizin mekaniği de bozuluyor. Dizilimi bozuluyor. Hastanın hareket kabiliyeti kısalıyor. Örneğin 10 dakika ancak yürüyebiliyorum diye Düz yolda. O derece etkileyebiliyor ileri evrelerde. Evet. Peki Meryem Hocam sizinle devam edelim. Ee, diz kapaklarındaki aniden ağrı oluşmasından bahsettiniz mesela biraz önce. Ee, i̇şte e, mesela e, diz kapaklarındaki ağrılar. Bunların sebepleri nelerdir? Nasıl oluşur? Şimdi diz kapağındaki ağrılarda travma tabi önemli bir sebep. Direkt bizim patella adı verdiğimiz diz hı hı. kapağı kemiği. Doktor Bey başlangıçta anlattı da e, dizin anatomisinden bahsederken hı hı. E, uylukta bacağın üst bölümünde uzun bir kemiğimiz var. Alt tarafta da tibia kaval kemiği dediğimiz bir kemik evet. ve dizi düz hale getiren, dizi düz pozisyonda tutmamızı sağlayan diye bir kasımız var. Bacağın üst kısmı, uylukta. Hmm. Bu kas e, yukarıdan başlayıp aşağı inerken o kaval kemiğinin üst kısmına yapışıyor ve bunun altında patella dediğimiz diz kapağı kemiği yer alıyor. Evet. Şimdi bunu özellikle söylemek istedim çünkü özellikle şurada turuncu gemiş, olan kas mı hocam? E, evet. Evet o tendonu. Hmm. E, evet. Bu tendonu gelip tibiyanın bu hmm. kısmına yapışıyor. Patella dediğimiz kas, e, kemik de diz kapağı kemiğin bunun altında. Evet. Şimdi travmalar haricinde menüskü yırtıkları haricinde eklemde ani başlayan bir artrit, romatizmal hastalıklar haricinde ee, ...özellikle kadınlarda, neden hı hı. kadınlarda? Kadınların anatomik olarak leğen kemiği dediğimiz kalça yapısı erkeklere göre biraz daha geniş. Hı. Tabii bu genişlik bizim uyluktaki femur dediğimiz kemikle tibia kemiği arasındaki açıyı e, etkiliyor. Bu açının değişmesi de biraz daha fazla olması... Vücudun biyomekaniğini, bizim bir ağırlık merkezimiz var yer çekimine doğru. Bu da e, kasların yük taşıma kabiliyetini değiştiriyor. Evet. Tabii bazı kaslarımız zayıf, bazı kaslarımız daha güçlü oluyor. İşte egzersizin önemi birazdan bahsedeceğim, burada devreye giriyor. Evet, kişiden kişiye değişen bir şey. Değişen durum. bir şey, evet. tabii. Diz kapağı e, kemiğimiz aslında çok parlak, yüzeyi düzgün bu femur ve tibia arasında çok kolay kayabilen, o mekaniği sağlayabilen bir kemik. Hı hı. Ama zaman içerisinde bunun yerleşimindeki aksta bir değişiklik olduğu zaman kıkırdağımız da e, bozulmaya başlıyor. Orada dejenerasyon, doktor beyin ifade ettiği hı. gibi dejenerasyon başlıyor. Ve özellikle patilla femoral ağrı sendromu dediğimiz çömelip kalkarken yokuş aşağı inerken e, böyle hiçbir şey yokken birden yokuş aşağı iniyorsunuz. <laughs> Ağrılarınız olmaya başlıyor. Ya da merdiven inerken hmm. ya da çömeldiğiniz yerden kalkarken. Ama burada menisküs ve bağ yırtıklarını ayırıyorum tabii. Onu doktor bey biraz önce bahsetti. O onlar olmadığı halde. Evet, hmm. evet. E, çok çömelerek, oturarak iş yapmak ya da uzun süre hareketsiz kaldığımız zaman, uzun bir seyahat yaptık eklemlerimiz hareket etmedi. Kalktığımız zaman da böyle bir ağrı hissediyoruz ve diz kapağının önünde hemen arka kısmında ya da etrafındaki kaslarda hissediyoruz. E, patella femoral ağrı sendromu dediğimiz bu durumda e, önemli olan oradaki kasları güçlendirmek. Evet. Dizin çevresindeki kasları güçlendirmek. Tabii bunun çok yani hareket etmek aslında. Hareket etmek. Evet. Tabii, i̇mmobil yaşamak değil. Evet. Hareket etmek. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de sıvı kaybını soracağım ben. Yok şu anda yok. Sonra. Tamam sıvı kaybı da var. Yani e, sıvı kaybına bağlı olarak e, hissettiğimiz ağrılar da var. Biz bunu nasıl anlayacağız? Bunu sadece e, doktorlar mı anlar, hekimler mi anlar? E, ve bu sıvı kaybı neden olur? Şimdi aslında sıvı kaybı hani az önce dedim ya kireçlenme aşınmadır aslında dedim. Hmm. Sıvı kaybı da aslında onun bir benzeri. Şimdi diz ekleminin içerisinde tabii ki eklemin kayganlığını sağlayan bir sıvı var. Bunu şöyle düşünmek lazım. Gözyaşı gibi düşünmek lazım. Bir taraftan salgılanır, bir taraftan emilir. Bu sıvı fazla olduğu zaman da diz ekleminde rahatsızlığa yol açar. Eksik olduğu zaman da rahatsızlığa yol açar. Normalde diz ekleminin içerisinde Sıvı salgılayan bezler var. Evet. Yani sıvı bitti, sıvı kaybı gibi bir şey, biraz e, tam gerçek tabirler değil. Bu diz eklemi aşınmasının, kireçlenmesinin, artrozun ileri aşamalarında dizin içerisindeki sıvı bazen gerçekten azalabiliyor. Oradaki o bezler, sıvı salgılayan bezler küçülüyorlar, atrofiye gidiyorlar. Hı hı. Ama bazen de tam tersine. Aşınma fazlalaştıkça oradaki bezler daha fazla büyüyor. Normalden daha çok sıvı salgılamaya başlıyor. Bu sefer dizin içi şiştikçe hasta daha çok ağrı duymaya başlıyor. Dizin içerisinde sıvı bitmesi tabiri çok doğru bir tabir değil. Ha biz bazen dizin içerisinde kayganlaştırıcı ilaçlar yaparız. Hyaluronik Hı -hı. asit gibi. Bunun amacı dizin eksilen suyunu yerine koymak değil. içerideki kayganlığı artırıp hastaya biraz daha konforunu artırmak içindir. Yani diz eklem sıvısı bitmesi biraz daha halka yönelik bir tabir diye. Yani bunu çok e, kullanılır işte. E, mesela bununla ilgili besinler tavsiye edilir. Şunu yersen işte bacaklarındaki sıvılar ya da eklemlerindeki sıvılar. Tabii kolajen sıvılar, işte evet. doğal ye, yiyeceklerden kelle, paçadır vesairedir Hı -hı. böyle kolajen içeren o tip gıdalar tavsiye ediliyor. Ama gerçek anlamda sıvı bitmesi diye bir çok doğru bir tabir değil evet. o. Ama bu doğru mu peki? Hani bu kolajen içeren besinlerin faydasının olduğu kısmı doğru mu? Onu Meryem hocam anlatsın hocam. Ben işin ee... biraz daha bıçak kısmında dostum. Size de geleceğiz <laughs> Şimdi şöyle, evet bunun için kullanılan bazı ajanlar var. Diz kıkırdağını güçlendirmek, içerideki sıvıyı arttırmak amaçlı. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. 3 aylık kullanım, 3 aylık ara verme yıl içerisinde bir 3 ay sonra, 6 ay sonra tekrarlama gibi klinik olarak bunların arttığı ispatlanmış. Ama tek bunlar değil. Bizim beslenme tarzımız, gün içinde yaptığımız egzersizler, özellikle yürüyüş çünkü bu sıvının artabilmesi için diz eklemine biraz da yük bindirmemiz gerekiyor. Hı hı. Doktor Bey bahsetti orada hücreler var. Yük bindirdiğimiz zaman sıvı artıyor. Evet o hı. zaman sıvı artımı daha fazla oluyor. Evet. Tabii buradaki bindirilen yükün de miktarı çok önemli. Hı hı. Dozu da fazla kaçırmamak gerekiyor. Yürüme esnasında ondan bahsedeceğim ama bizim yürüyüşteki sınırımız ağrı olmalı. Ağrı olmayacak kadar mı? Ağrı olmayacak kadar. Bugün hı hı. başladım yürüyorum yarım saat yürüdüm ağrı hissetmiyorum tamam. Ama 10 dakika yürüdüm özellikle ileri yaşlarda bu çok daha fazla görülüyor. Doktor bey de görüyordur. Hı hı. Ağrının olduğu yerde dizi çok fazla zorlamamak gerekiyor. Ya o bize aslında bir sinyal veriyor. Diyor ki bana çok yük ve bindiriyorsun ben şu anda onu tolere edebilecek durumda değilim. Aslında şöyle de düşünürüz biz işte mesela zorladığımız zaman bazı organlarımızı spor yaparken, egzersiz yaparken işte ağrımaya başladı. Ha demek ki iyileşmeye başladı biraz daha yüklenmem lazım. Kas oluşmaya başladı vesaire gibi düşünürüz O daha mesela. farklı bir şey. Evet. Yani ben genel diz evet, için bahsediyorum. Evet dizle bahsediyor. söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Evet. E, Bu besinlerden bahsettik. Ya e, doktor bey de anlattı. Bunların için kullanılan ajanlar var, ilaçlar Hı -hı. var kolajen içeren onları kullanıyoruz. Ama genel anlamda kolajen içeren gıdalar yeterli sıvı alımı çok önemli. Yürüyüş çok önemli. Hı hı. E, D vitamini seviyesi artık son zamanlarda bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda yapılmış. Hı hı. Gün, e, vücudumuzdaki depolanan D vitamini seviyesinin Özellikle bu dejeneratif eklem hastalıkları, romatizmal eklem hastalıkları... ...bunun gibi aslında birçok hastalıkta çok önemli oldu. Yani D vitamini seviyemizi ölçtürdüğümüz laboratuvar kriterlerine göre... ...hangi aralıktaysa normali o şekilde tutmamız gerekiyor. Ve bir de C vitamini. Çünkü kolejenin yapılabilmesi için o kollejenin kemiğimize yerleşebilmesi için o peptit bağlarının bir araya gelebilmesi için C vitamini de çok önemli. bunu da hani ekstra herhangi bir tablet, gıda şey, tablet, ilaç almaktansa yeşil yapraklı sebzelerle çok rahat sağlayabiliriz. Evet. şimdi biraz ameliyat dediniz, bıçak dediniz hocam. Oraya girelim isterseniz. Birçok tedavi yöntemi var ve hatta hepsinin de farklı farklı teşhise göre tedavi yöntemleri var. İsterseniz oradan başlayalım. Mesela menisküste farklı bir tedavi yöntemi, kireçlenmede farklı bir yöntem. Siz ameliyat dediğiniz zaman ya da tedavi edilmesi gereken bir durum var dediğiniz zaman ne söylüyorsunuz? Mesela teşhise göre menisküsten başlayacak olursak. ...diğerleriyle devam edecek olursak ne söylersiniz? Şimdi menisküs yırtıklarında ilk başta biz teşhiste hastanın hikayesi, Hı -hı. muayenesi... ...aynı zamanda manyetik rezonans yani MR dediğimiz bizim için çok kıymetli bir ölçüm yöntemi var. Evet. MR değerlendirmesinde ameliyat gerekip gerekmeyeceğini çok yüksek bir oranda karar verebiliyoruz hastalar Hı -hı. için. Bazı menisküs yırtıkları vardır basit yırtıklar vardır. İlk başta ağrı yapar ama işte konservatif tedavi yöntemleriyle ilaç, dinlenme, hareket düzenlemesi gibi kolayca iyileşebilir. Evet. Ama bazı yırtıklar vardır. Eklemin içerisinde mekanik bozukluk yapar. Örneğin kilitlenme yapar, takılma yapar. Evet. Kalıcı şişme yapar ve fazla miktarda ağrı yapar. Bu tip yırtıklarda cerrahi gerekiyor. Cerrahi gerektiği zaman da Menisküs yırtığı cerrahisi artık dünyanın her yerinde kapalı ameliyat olarak yapılıyor. Hı hı. Bir tane kamerayla dizin içerisine giriyoruz. Yırtık olan yeri de çoğunlukla artık son tren tamir yöntemleri. Eskiden daha önceleri yırtılan menisküs dokusunun çıkarılması şeklindeyken tedavi. Ama son zamanlarda mümkün olduğu kadar o menisküsleri orada korumak lazım deyip koruyucu cerrahi yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar da tamir etmeye çalışıyoruz. Dikiş vesaire yöntemlerle. Bunu yaptığımız zaman ileride de hastanın normal hayatına devam edebilmesi daha kolay oluyor. Spora dönmesi daha kolay oluyor. İlerideki dizindeki kıkırdak hasarı oluşma ihtimali de daha az oluyor. Evet. Cerrahi gerektiren menisküs yırtıkları mutlaka cerrahi yapılmalı. Bunu baştan hastalara konuşuyoruz. Hı -hı. Kilitlenme varsa, mekanik takılma varsa... Bazı özel bölgeler vardır mesela menisküsün arka tarafı, kök yırtığı varsa. Bunun dışında menisküs yırtığına ilave olarak bağ yaralanması varsa, çapraz bağ yaralanması, hasta travma geçirir, düşer. Çapraz bağ yırtılır, menisküsü yırtılır. Buna eşlik eden kıkırdak problemi varsa çoğunlukla da cerrahiye gideriz. Cerrahi yöntemler de kapalı olarak yapıldığı için yüz güldürücü, sonuçları iyi. Hastaların hastanede kalma süresi kısa, bir gün. Hı hı bazen sabah yaptığımız hastayı akşam eve gönderiyoruz. <laughs> Mobilizasyonu hızlı oluyor. Eğer sporcuysa, aktif sporcuysa, beraberinde bağ yaralanması varsa, bunun arkasından da bir rehabilitasyon süreci var. <laughs> evet. Fizik tedavi uzman arkadaşlarımız o konuda bize yardımcı oluyorlar. Cerrahi tedavi, iyi bir rehabilitasyonla da tamamladığımız zaman hasta eski hayatına en kısa zamanda dönebiliyor. Kireçlenmede ameliyat var mı hocam? Tabii ki. Kireçlenmede de bizim klasik o gene halk arasında bir platin takma ameliyatı var. Hmm. Bizim Onu soracaktım. <laughs> Hangi durumlarda o dışarıdan metal takıyoruz insanların vücuduna? Bizim dilimizde evet. işte protez diyoruz evet, bunu. Protez. protez olarak adlandırıyoruz. Şöyle düşünelim. Mesela diş çürüğü var. Çürük küçükse dolgu yapılır. Daha büyük bir çürükse bir kanal tedavisi, üzerine de bir kaplama yapılır mesela. Evet. Bizim yaptığımız diz protezi uygulaması da bir nevi eklemin kaplanması. Eklemdeki o aşınan kıkırdakların Metal yüzeylerle kaplıyoruz. Sürtünme ortadan kalktığı için hastanın hayatı, hayat kalitesi son derece değişiyor. Yani 10 dakika yürüyemiyor diyen hasta 1 saat yürür vaziyete geliyor. İleri yaş grubu için çok değerli bir seçenek. Hı hı. Seçerek yapmak lazım. Her hastaya değil. Mesela bu kireçlenmenin de dereceleri var aşınmanın. Evet. Birinci, ikinci derece başlangıç evresi olduğu zaman daha farklı tedbirler, ilaç tedavisi. Ondan Şu an sonra... ekranda gördüğümüz değişimler mi hocam? Protez sondaki herhalde. Evet, en sondaki protez yapılmış eklemin kaplanmış hali. Evet. Bu hale hı. geliyor içeride. Zaman içerisinde aşama aşama orada ekranda görünüyor. Hı hı. Kıkırdakların bozulması en soldaki sağlıklı diz, en sağdaki o kıkırdaklar dökülmüş, o kırmızı gören yerler, hı hı. kemiğin ortaya çıktığı yerler. Evet. Protezi yaptığımız zaman dediğim gibi hastanın ağrısı dramatik bir şekilde azalıyor. Protez hastaları da artık günümüzde hem cerrahi tekniğin gelişmesi hem de biz biraz teknolojiyle de iç içeyiz. Hı hı. Kullandığımız metal kalitesinin artması, o uygulama setlerinin gelişmesiyle hı hı. hatta son zamanlarda robotik cerrahiye kadar gitti. Bu robotik cerrahi de yapılıyor. Biraz maliyeti yüksek şu anda Konya'da yok ama Ankara İstanbul'da yapılmaya başlandı. Robot yardımlı disprotez ameliyatı hatayı minimuma indiriyor. Tecrübeli ellerde yapılan uygun hasta, ileri derecede aşınmış bir dize yapılacak protez ameliyatı hastanın hayat kalitesini 180 derece değiştiriyor. Protez e, ömürlük mü oluyor hocam? Protezlerin ortalama ömrü 15 yıl civarında. 15 yıl sonra değişmesi mi gerekir? 15 yıl sonra gene dişten örnek vereceğim. Dolgu yaptırdığımız zaman yaklaşık bir 10-15 yıl sonra dolgular gevşemeye başlıyor. Hı hı. Bu kullandığımız metaller inert malzeme yani vücut bunu yabancı malzeme olarak görmüyor, reaksiyon evet. göstermiyor fakat 15 yılın sonunda vücutta buna karşı bir reaksiyon oluşuyor. O biz inert diyoruz ama gecikmiş de olsa bir reaksiyon oluşuyor o malzeme ile kemiğin arasında bir gevşeme biz onları yapıştırırız normalde kemiğin içerisine evet. kesiyoruz şeklini uyduruyoruz bir de kemik çimentosu dediğimiz bir yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Onu gevşetiyor vücut. Gevşediği zaman da bunu değiştiriyoruz. Mesela çoğunlukla 60 yaş üzeridir bizim hastalarımız. 65 yaş üzeridir. Hmm. Türkiye'de ameliyatlık olanlar. Evet. Hmm. Türkiye'de ortalama insan ömründe 75 diyelim hadi. Yani evet. tam olarak şey yapmıyoruz ama istatistiklerde eskiden 63'tü, sonra 67'ye çıktı, şimdi 70'lere çıktı. 75 desek 60 yaşındaki bir hastaya yaparsanız zaten ömürlük gider o. Hmm. Daha uzun hasta hayatına devam ederse de o değişme şansı vardır yani. E, fizik e, tedaviyi e, konuşalım. Sonra sizin bu ameliyatlardan sonraki süreci e, konuşalım. Fizik tedavi e, uygulamalarıyla da e, tedavi yöntemleri var yani evet. ameliyata gerek. ...olmadığından bahsediyoruz değil mi? Fizik tedavi Tabii, dediğimiz Ameliyatlık zaman. aşamada olmayan evet. eklem için bahsediyoruz. Hı hı. Ya da ameliyatı yapılmış eklemin rehabilitasyon döneminde hı. biz devreye giriyoruz. Evet. Ee, burada kullandığımız bir takım ajanlar var. Yüzyel ısıtıcılarımız, daha derindeki e, kıkırdağı, kası, e, daha alt dizin, daha alt kasmanı, katmanını... ...ya da eklemlerin daha alt katmanını... E, ısıttığımız yöntemler var. Tabii egzersiz bunlar için bunların başında. Hı hı. Oradaki kasları güçlendirmek, eklemi stabil hale getirmesini sağlamak. Hastanın durumuna göre e, onları planlayıp uyguluyoruz. Ama doktor beyin de dediği gibi son yıllarda artık gerçekten e, protez cerrahisi çok başarılı bir aşamada. E, rehabilitasyon aşaması da çok uzun sürmeden sonuçlanıyor. Başka tedavi yöntemleri var mı? Yani protezin haricinde başka türlü kurtarabiliriz bunu dediğimiz durumlar oluyor mu? Şimdi protez bizim için zaten son tedavi yöntemi. İlerlemiş hastalıklarda. Hadi. evet. Üçüncü derece, dördüncü derece artrozlarda protez tedavisini yapıyoruz. Protezin yerine ne yapabiliriz derken, tabii hastalarda da bir arayış oluyor, alternatif tıpa yönelme oluyor. Hı hı. Son yıllarda sıvı protez diye bir şey lanse etmeye başladılar sıvı protez adı verilen dizin içerisine jel şeklinde bir enjeksiyon yapılıyor. Maliyetli bir işlem. Hmm. Mutlak ameliyattan kaçan, maddi durumu iyi olup deneyen hastalar var. Benim kişisel gözlemim hiçbir işe yaramıyor. Bu sıvı protez. Konya'da da yapılıyor mu? <laughs> Konya'da yapılıyor. Bu basit bir işlem. Ameliyat değil. Dizin içerisinde bir jelin enjekte edilmesi şeklinde. Hmm. Bunu çıkaran e, kuruluşlar şunu iddia ediyorlar bu sıvı dizin içerisinde bir yastık görevi yapıp ağrıyı giderir. Hastayı uzun yıllar idare ederdi. Ama dediğim gibi benim kişisel gözlemim herhangi bir şey yaramıyor. Mesela 6 ay önce sıvı protezi yapılmış bir hastayı ben ameliyat ettim geçenlerde. O parada çöpe gitmiş oldu. Dizin içerisini açtığımda hani ben bir bekliyorum bir jel gelsin göreyim. Dizin içerisi tamamen bomboştu yani. Bir şekilde rezo rezorbe edilmiş o. Ha bunun dışında ne var? Yeni ameliyat olmak istemeyen hastalara önerilen, bizim de bazen önerdiğimiz karın yağından kök hücre alınması ve dizin içerisinde enjekte edilmesi. Böyle bir yöntem var. Hmm. Karın yağı içerisinde kök hücre adını verdiğimiz mezenkimal hücreleri barındıran bir yapı. Hmm. Bunun içerisinden liposakşın yöntemiyle enjektörlerle karın yağını alıyoruz. Bunu santrifüjden geçirerek boyutlarını küçültüyoruz nano hale getirdikten sonra gene dizin içerisinde ameliyat etmeden bir enjeksiyon yapıyoruz. Ne faydası oluyor? Buradaki beklentimiz şu. Oradaki kök hücrelerin dökülen kıkırdakların yerine gidip onların tamirinde rol alması, orayı onarması, dolayısıyla hastada ağrıyı kesmesi gibi. Burada da şöyle oluyor aslında. Kıkırdak dokusu kendini yenilemeyen yapılardan bir tanesidir yani. Herhangi bir kıkırdak hasarı oluştuğu zaman kıkırdak dokusu aynı saç dökülmesini düşünün mesela. Bunun bir çaresi bulunmadığı gibi kıkırdak dökülmesinde, kıkırdak hasarında bir çaresi bulunmadı. Bir diğer alternatif yöntem buradan kıkırdak alıp dışarıya veriyoruz. Laboratuvar ortamında kendi kök hücrenizi size üretiyorlar. Onu gene dizinizin içine enjekte ediyoruz. O kadar çok alternatif yöntem varken bir diğer yöntem. O da kök hücre deniliyor ama PRP dediğimiz kan alınıyor hastanın kendisinden. Kanın içerisindeki trombosit dediğimiz kan pulcuklarını santrifüji yöntemiyle ayırıyoruz. Hı hı. Yine hastanın ağrıyan eklemine dizden konuşuyoruz. Diz ekleminin içerisine enjekte ediyoruz. Evet. Bunun da hangi özelliğinden faydalanıyoruz? Kıkırdağı tamir değil de anti enflamatuar dediğimiz oradaki reaksiyonu baskılayıcı özelliği var trombositlerin. Değişik değişik tedaviler var. Mesela etkili midir PRP hocam? Her hastaya tedavi farklı farklı planlanmalı. Yani size iyi gelecek şey bir başkasına iyi gelmeyebilir. Mesela sizin dizinizde hafif bir kıkırdak aşınması vardır. Bir düşmüşsünüzdür, travma geçirmişsinizdir. İlaç tedavisiyle bu ağrınız geçmiyordur. Zaman zaman şişlikleriniz oluyordur. Size mesela ardışık 3 doz haftada bir yapılacak PRP son derece faydalı olabilir. Şu PRP mi ekrandaki? Evet, o evet. ona benzer. Evet. O Hı -hı. sarı renkli böyle bir Hı -hı. sıvı. Hı -hı. Dediğim gibi invaziv bir yöntem değil. Hastanın kendi kanı alınıyor. Herhangi bir yan etki riski yok. Hastanın Hı -hı. kaybedeceği hiçbir şey yok. O yüzden PRP'yi biz biraz daha fazla kullanmaya başladık. Omuz bölgesinde ben çok kullanıyorum. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Omuzda çok, çok işe yarıyor. Gerçekten. Dizin içerisinde mesela cerrahi olmayan yırtıkların tedavisinde faydalı Bunların oluyor. Bunların da iyileşmesine değil mi? Tamiline katkı. Patellofemoral ağrıda da çok, faydalı evet, evet, çok e, etkili. Faydalı oluyor böyle. Bu PRP'nin ameliyat ya da tedavi sonraki süreci daha kısa herhalde. Bir de evet. öyle bir avantajı tabii. var bildiğim kadarıyla. Tabii değil PRP cerrahi bir tabii. tedavi yöntemi olmadığı için hastane evet. anestezi almamış oluyor. Ayakta yürüyüp çıkıyor evet. Poliklinik evet. ortamında biz bunu uyguluyoruz. Hı -hı. Diğer dediğim o kök hücre vesaire karın yağının alınması onları ameliyathane ortamında, steril ortamda yapıyoruz. Peki genç yaşlarda tekrar o e, cerrahi, o platin <laughs> vesaire gibi durumlar genç yaşlarda ortaya çıkıyor mu? Ya da çıkarsa nasıl ortaya çıkar? Genelde 60-65 yaş üstü e, vatandaşlarımızda. Genç ortaya yaşlarda bir travma sonrası ortaya çıkar. Abi, o, trafik dizi, kazası gibi. Diz eklemini <laughs> etkileyen eklem içi kırıklarda bir süre sonra ameliyat ederiz biz genelde eklem iç kırıkları ama bir süre sonra oradaki kıkırdaktaki hasar bazen kalıcı hale geliyor. Hı hı. Erken yaşta o zaman ortaya çıkar. İkincisi genetik faktörler hastada araştırırsınız hiçbir şey bulamazsınız. Dizin yapısıdır mesela parantez bacak tabiri var yani böyle. Hı hı hı. Dizlerin yapısı böyle varusta bir yapısı vardır. Kireçlenmeye aşınmaya daha müsaittir. Bir de diğer en önemli şey romatizmal hastalıklarda erken yaşta ortaya çıkar. 20 yaşında diz protezi yaptığım hasta da oldu benim mesela. Mesela Mesela onlarda genç yaşta yaptığınız zaman bu ameliyatları onların da 15 yıl değil mi mesela süresi? Evet. 15 yıl sonra onu değiştirmesi Değiştirmek mi gerekiyor? gerekiyor. Şimdi 20 yaşındaki hastaya biz niye protezi yaparız? Çok mecbur kaldığımız. Bu çocukta mesela juvenil romatoid artrit dediğimiz küçüklüğünden gelen bir hastalık var. Hmm gerçek anlamdaki romatizma hani normalde de konuşurken insanlar der ya bende romatizma var eskiden bizim babaannelerimiz teyzelerimiz dizlerim ağrıyor romatizmam var derdi. Buna genel bir isim takılmış. Gerçek romatizmal hastalıklar, romatoid artrit dediğimiz o iltihaplı romatizma tiplerinde vücuttaki kıkırdağı vücut yabancı bir doku gibi görüp sürekli oraya hasar vermek için bir ordu gönderiyor. Hmm. Zaman zaman şişmeler oluyor. Kendi eklem kıkırdağınızı yabancı bir doku gibi görüyorsunuz. Orada hasar oluşturuyor oradaki savunma sistemi. Bu ilerlediği zaman da özellikle o çocukluk çağından gelen hastalarda 20'li yaşlarda düşünün 10 dakika 5 dakika yürüyebiliyor. Dizin, Genetik oluyor zaten. Dizini bunlar. 90 derece kıvırabiliyor. E, daha fazla kıvıramıyor. Hı. Şimdi bu insana derseniz ki siz 60 yaşına kadar bekleyin. Zaten mümkün değil. Ve o insan diyor ki size ben bu yaşında aktifken bu dizimi kullanmayacaksam 60 yaşına gel, yani ne anlamı olacak? O hastaları biz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hastaya kilo almamasını tavsiye ediyoruz. Hmm. Nasıl anlatıyoruz? Hastaya örneğin bir koşu bandında koşmamasını söylüyoruz. Ağır işlerde çalışmamasını söylüyoruz. O 15 yıllık süreyi belki 20 yıla da çıkarabiliriz öyle zayıf hastalarda. Ha, hasta 35-40 yaşına geldiği zaman gene değişecek. Ondan sonra bozulursa bir üçüncü değişim daha olur. Peki Meryem Hocam'a geçmeden şunu da sorayım size e, ameliyat sonrası nasıl e, yaşamalı vatandaşlarımız yani diz ameliyatı oldu nasıl yaşamalı standartını mutlaka değiştirmeli mi neler Şimdi, yapmalı diz protezi... hem yakın gelecekte hemen ameliyat sonrasında <laughs> hem de ilerleyen süreçte. Işte. Diz protezi yaptığımız hastaları namaz kılan hastalarımız var yani yere diz çöküp namazını kılan hastalarımız var. Bizim tavsiye ettiğimiz alçak yerlere oturma deriz. Ondan sonra diz çökerek üzerine oturma deriz. Ama bizim insanımız biraz daha hani böyle müte bu konularda hassas olduğu için diz çöküp oturuyor. Ha bu hastalarda protezin ömrü gerçekten kısa mı oluyor? Yani 15'lerine 10 yıl mı gidiyor? O tam böyle bir onunla ilgili bir çalışma yok. Diz çöken çökmeyen diye. Ama hmm. biz şunu diyoruz. Ağır işte çalışmamak. Yani traktörün üzerinden o gidip de tarlaya atlarsa e, tabii ki onların da belli bir ömrü olacak. Gene çok basit olacak dişten örnek veriyorum. Yani sizin olmayan bir dişle sizin olan bir diş mutlaka birbirinden farklıdır. Kendi dişinizle fındığı kırarsınız ama protez dişte kırmaya çalışırsanız üçüncü de dişiniz kırılır mesela. Evet. Yani hiçbir zaman orijinal gibi olmaz. Dikkat edilecek ama hasta hareket kabiliyeti artacağı için Zaten o ağrının geçmesi hissiyle konforu değiştiği için hı hı. hastalar bazen istiyorlar. Yani eski hayatına dönmek. Şunu yapayım, şunu yapayım. Tenis oynayan hastalar var mı? Var. Ama dizinde protez olan bir hasta biz böyle aşırı halı sahaya gidip mesela 50 yaşında halı sahada futbol oynayanlar da var, 60 yaşında da var. O tip şeylerden kaçınmasını söyleriz. Ama günlük hayatına devam edecek, yürüyüşünü yapacak en basit en risksiz spor kasları güçlendirmek için yürüyüştür mesela ileri yaş grubunda düzenli yürüyüş yaparsa hem diz sağlığı açısından hem kalp sağlığı açısından o hastalar için en iyi egzersiz oluyor. Evet. Bunun dışında siz hastaya özel bir tavsiye vermeseniz de o hasta zaten o kalitesi hayat kalitesi arttıkça yavaş yavaş sınırları zorlamaya başlıyor. Hmm, maalesef. Aynen öyle. Bizim önerilerimizi uyduğu sürece hastalar gerçekten memnun kalıyorlar. Ameliyat sonrası bazı egzersiz programları var. Evet. Onları uygulayan hastalar son derece memnun kalıyorlar. Ha memnun kalmayan hastalar oluyor mu bu ameliyatlardan sonra? Oluyor. Mesela biz hastaya deriz ki ameliyat olmanız lazım. Bizim köyden şu şu olma ama hiç iyi değil. Hmm. Hasta Böyle direkt savunma mekanizması önemli. öyle oluyor mesela. Yüz ha, 100 hastada 90 tanesi son derece memnun kalır. 5 tanesinde Memnuniyet orta, beklenti de önemli tabii hastanın beklentisi. Evet. Bir hastada, iki hastada mutlaka komplikasyon dediğimiz, bizim önceden öngöremediğimiz dış faktörlerden dolayı problemler de olabilir. Basit ameliyatlar değil. Evet. Ama dediğim gibi son yılların bir insanın hayat kalitesini artıracak en iyi ameliyatlardan bir tanesi. Peki Meryem Hocam, bu biraz önce biraz bahsettik ama, alternatif tıplara tedavi yöntemlerine mesela işte sadece bitkilerden bahsetmiyorum burada. İnsanlar sıcak su arayışına giriyorlar mesela. Özellikle üst yaştaki insanlar iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela son dönemde çok duyduğumuz bir şey çınar yaprağı bir ara çok meşhur olmuştu. İşte çınar yaprağını içiyoruz dizlerimiz özellikle kireçlenmede herhalde çok evet, evet. kullanılıyor. Bamya tohumu. Bamya, Bamya tohumu mesela. Bunlara ee, bakışınız balık, nasıldır? Balık sarmak ağrıyan dizinin <laughs> evet. üzerine. Bir de Özellikle kuyruk, alabalık, yağı. Evet. kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Ya şöyle bunların bilimsel bir açıklaması şimdiye kadar yapılmadı. Ama Hı -hı. kullanıp da ben çok rahat kaldım diyen hastalar da var. Hı -hı. Ama o hastalara dikkat ettiğimde en çok söyledikleri doktorun bana verdiği egzersizleri yaptım. Tedavileri uyguladım. Yanında da bunu yaptım. Hmm. Ya yani benim genel gözlemim bu yönde. Ee, bir de e, alternatif tedavi yöntemleri içerisinde akupunktur, kuru iğneleme dediğimiz, hmm. e, eklem ağrılarında, bel boyun ağrılarında, hacamat, evet. sülük, ozon terapisi e, sistemik olarak da yapılsa ya da PRP ile beraber de yapılsa Bunlardan da gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alınmıyor. Bunlarda e, negatif etkisi olanlar var mı? Hani mesela insanlar kullanıyorlar bir takım şeyleri ya da e, bana iyi geldi sana da iyi gelir şunu bir dene deyip de kötü sonuçlarla karşılaşılacak durumlar da ortaya çıkabilir mi? Ee, bana şimdiye kadar hiç denk gelmedi. Evet. Hani gözlemim olmadığı Hı -hı. için bir şey söyleyemem. Ee, ama bir hastanın söylediğini hatırlıyorum. Çınar yaprağın türleri varmış. Ee, işte, yaprağın, nasıl şekliyle ifade? Şaprağı, yaprağın şekliyle Hı. ilgili. Yaprağın şekliyle ilgili. Çok çentikli olanlar olmuyor. Daha üç çentikli olanlar oluyormuş. Onlarla ilgili mesela mide şikayeti yaşayanlar. Hı -hı. Bunları da çok dikkatli evet, kullanmak evet, lazım. Evet. evet. Ee, aslında son olarak bağlarken şunu söylemek lazım herhalde. Değil mi? Hiç bunlara gerek kalmaması evet. için e, dizi korumak lazım ya da vücudumuzun tamamını korumamız tamamını korumak lazım. Korumak lazım. Evet. E, nasıl korumamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi özellikle hani diz eklemi konuştuğumuz için söyleyeyim. Çok oturarak masa başında çalışan, çömelerek hı hı. çalışan e, insanlar için aralıklı olarak bir kalkıp dolaşmak, evet. dolaşımı arttırmak. Hı hı. Mümkünse egzersiz, hiçbir şey yapamıyorsak doktor bey de bahsetti yürüyüş. Hı hı. O kadar önemli ki yürüdüğümüz zaman kalça, diz bütün vücudumuzdaki kaslarda ayrıca yürüme esnasında mental fonksiyonlarımız da uyanık bir halde duruyor. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz birileriyle yeri geliyor, sohbet ediyoruz. Çok önemli. Ee, bir de Diz ağrılarında, kalça ağrılarında özellikle şunu unutmadan söyleyeyim ayak sağlığı da çok önemli. Yani doktor bey de söyleyecektir belki ayaktaki şekil bozukluğu, düz tabanlığınız var mesela. Ya da peskavus dediğimiz ayak tabanındaki çukurluğun fazla olduğu durumlar. Bunlar da vücudun mekaniğini bozduğu için biyomekaniğini ağırlık binmesi vücut üzerinde Belli Ayarlayamadığı bir noktaya kayıyor. için hı. belli bir noktaya kayıp, o, hı hı. o yerdeki hasar daha çabuk meydana geliyor. Onun için yürürken ya da günlük yaşamda da aynı şekilde daha uygun ayakkabılar seçmek, ayaklarda böyle sağlığımızda varsa onlar için de gerekli önlemleri almak ve düzenli beslenmek tabi çok önemli. Belli bir rahatsızlığı yoksa tabi değil mi bu egzersizler? Mesela romatizmal hastalıkları olanlara tavsiye edilmiyor egzersiz, değil mi hocam? Yani, yani şöyle hastalıklar... romatizmal hastalıkların akut döneminde Hı -hı. çok önermiyoruz. Sadece Hı -hı. izometrik dediğimiz eklemi e, hareket ettirmeyen ama sadece etraftaki kasların, eklemin etrafındaki kasların gücünü korumaya ve arttırmaya yönelik olan izometrik dediğimiz egzersizler. Evet. Hastanın e, durumuna göre, muayenesine Hı -hı. göre hangi aşamada geçeceğimize karar verip gerekirse yük bindirici egzersizlere de geçiyoruz. Ee, Sedat Hocam eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz şunu da konuşmalıydık dediğiniz bir şey varsa onu da alalım şimdi Meryem Hocam anlattı zaten hı hı. benim de koruyucu olarak ilave şunu diyebilirim mesela sportif bir yaşam tarzını benimsemek gerçekten önemli diz ekleminin etrafındaki kaslar dizin içerisini belki kıkırdaklar kadar bağlar kadar hı hı. daha da koruyucu bir rol üstleniyor Diz etrafındaki kaslarımız güçlü olursa, diz etrafındaki kaslarımız düzgün çalışırsa, eklemin yaralanma riski mutlaka azalacaktır. Bir. İkincisi fazla kilolardan mutlaka kaçmalıyız. Evet, evet. Unuttum, evet. çok önemli. Vücudun e, kilo çok önemli. Boyumuz kaçsa, kilomuz boyumuzu geçmemeli. En basit, en hani bir oran şu bu filan kafada en kolay kalacak şey bu. Yani bir 70 boyundaki bir insanın kilosu 70'ten fazla olmamalı. İdeal kilo ne derseniz. Hmm. 1.60 boyunda 95 kilo mesela bizim hastalarımız ameliyat ediyoruz, hanımlar. Ya bu hastanın dizlerinde mutlaka bir şekilde bir problem olacak yani. Fazla, ya dizde olacak ya belde olacak aynen, değil mi? Fazla kilo almaktan kaçınacağız. Spor yaparken yaşımıza uygun sporlar yapacağız. Orta yaş, ileri yaş grubuna. Hatta 30'lu yaşlardan sonra halı sahayı ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Halı saha yaralanmaları bize çok geliyor. Aşil tendon rüptürleri, çapraz bağ hmm. yırtıkları. Bunun dışında motor kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Onlarda da son zamanlarda kazalarda artış var. Mutlaka koruyucu ekipmanlarını giysinler. Özellikle diz bölgesi, kafa bölgesi Onu yapacaklar. Bir de dediğim gibi böyle Meryem hocamın dediği gibi de Uzun süren 3 gün, 4 gün, bir hafta ağrı varsa bunu beklememek lazım. Evet. Hekime evet, ulaşmak evet. artık kolay. Çok kolay. Hekime evet. ulaşacak, danışacak, tedbirini alacak yani. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Ee, Operatör doktor Sedat Seven ve uzman doktor Meryem Demir e, bizi bilgilendirdiler. Diz rahatsızlıkları, diz hastalıkları konusunda ve tedavi yöntemleri konusunda. Bu akşam da düzlemi bu konuya ayırmış olduk. Başka bir programda düzlemde yeniden görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın, iyi akşamlar.